Arkadaşlar merhaba. Beşinci FÖİ'nin ödev testlerine bakacağız. Birinci soruda diyor ki, herhangi üçü doğrusal olmayan aynı düzlemdeki 5 nokta en çok kaç farklı doğru belirtir? İki noktadan bir doğru geçiyordu. Dolayısıyla iki noktayı 5 nokta arasından 5'in ikilisi şeklinde 10 farklı biçimde seçer. 10 tane de doğru geçirtiriz. Dolayısıyla birin cevabı Bursa oluyor. Bir düzlemde bulunan herhangi ikisi paralel olmayan 6 doğru en fazla kaç noktada kesişir? 2 tane doğru bir noktada kesişirdi. Doğruları ikişer ikişer seçeceğiz, kesiştireceğiz. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 30 bölü 2'den 15 cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Bir çember üzerinde bulunan 7 nokta ile kaç farklı doğru çizilebilir? Çember üstünde bulunan 7 nokta doğrusal olmayacağı için 7'nin ikilisi diyebiliriz. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 42 bölü 2'den 21 cevabımız Adana oluyor. Yine işte gördüğümüz gibi çember üstünde bulunan 6 noktayı da kaç farklı üçgen çizebilir diyor. Buradan 3 tane nokta seçeceğiz. Dolayısıyla 6'nın üçlü kombinasyonu. Bu seçtiğimiz noktalar köşe olacak. 6, 5, 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 5 kere 4'ten 20 oluyor cevabımız. Edirne oluyor. Aşağıda şekilde birbirine paralel iki doğru üzerinde 6 nokta verilmiştir. D1 doğrusu üstünde 2 nokta, D2'de de 4 nokta var. Bu noktaları kullanarak kaç farklı dörtgen çizebilir? Dörtgen olması için bir doğru üstünden 3 tane nokta seçemem. En fazla 2 tane seçebilirim. 2 noktayı buradan seçiyorum. D1'den seçiyorum. 2'nin ikilisi. D2'den de 2 tane seçiyorum. Dolayısıyla 4'ün ikilisi de buradan geliyor arkadaşlar. 2'nin ikili kombinasyonu 1, 4'ün ikilisi de 6. Dolayısıyla cevabımız 6 Bursa oluyor. ABC'de dikdörtgeni 16 dikdörtgene ayrılmıştır. Buna göre şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır? Şimdi dikdörtgen kaç tane dikdörtgen olur bilirsek şöyle uzatırsak arkadaşlar doğru şeklinde uzatırsak bu doğrulardan yatay doğrulardan iki tanesini seçeceğiz. 2, 4, 5 tane doğrudan iki tanesini seçerim. Düşey doğrulardan da şöyle uzattığım düşey doğrulardan da iki tanesini seçerim. Dikdörtgenimin köşeleri bu doğrular üstünde oluyor. Şöyle göstermek gerekirse diyelim ki şu doğruyu seçtim, bu doğruyu seçtim. Buradan da bu ikisini seçtim. Oluşan dikdörtgen şu arada kalan kısım oluyor. Bunun gibi arkadaşlar. Burada da yine 5 tane var. 5 doğrudan da 2 tane seçiyorum. 10 çarpı 10'dan 100 farklı dikdörtgen vardır. Cevabımız Edirne oluyor. İkinci testte şöyle söylüyor. Bir düzlemde bulunan 8 doğrudan 4 tanesi bir A noktasından geçiyormuş. 4 tane doğrumuz. Şöyle gösterelim. A noktasından geçiyormuş. Geriye de 4 tane doğru kalıyor. Bunlar bir noktada kesişmiyor. Bunları ikişer ikişer kesiştireceğiz. Bu doğrular en fazla kaç noktada kesişir demiş. 4 tane doğruyu da şöyle çizeyim. Neyse çizmeye gerek yok. Normal şartlarda herhangi 4 tanesi buradaki gibi bir noktada kesişmeseydi biz diyecektik ki 8'in ikilisi diyecektik. Fakat bu 4 tanesi bir noktada kesişenlerin ikişer ikişer kesiştiremeyeceğim için 4'ün ikilisini çıkaracağım. Fakat bunların da kesiştiği bir nokta var. Sonuçta bu doğrular paralel değil. Bu kesiştiği noktaya da hesaba katmak için artı 1 diyorum. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. 7 kere 8 56. 2'ye bölersem 28. Eksi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 4 kere 3 12. 2'ye bölersem 6. Bir de ekliyorum arkadaşlar. 28'den 6 çıktı. 22 bir de ekledim. 23 cevabımız Edirne oluyor. İkinci soruda diyor ki herhangi ikisi paralel olmayan x tane doğrudan 3 tanesi A noktasında geriye kalan x tanesi bir B noktasında kesişiyor. Görselleştirmek istersek bir A noktasımız var. 3 tane doğru burada kesişiyor. Tamam. Geriye kalan x tanesi de bir B noktasında kesişiyormuş. İşte kaç tanesi burada tek tek göstermiyorum. X tanesi. X tane doğru var.
Burada da 3 tane var. Bu doğruların kesişimi ile 20 farklı nokta oluştuğuna göre. Şimdi bir tane kesişim A noktası zaten. Bir tane kesişim B noktası. Bir de arkadaşlar mesela buradaki doğrularla buradaki doğrular kesişebilir. Burada 3 tane doğru var. 3 tanesinden bir tanesini seçelim. 3'ün birli kombinasyonu. Çarpı burada da x tane doğru var. X tanesinden bir tanesini seçelim. Bunlar kesişir. Ve sonuç ne oluyormuş? Kaç kesişim oluyormuş? 20 kesişim oluyormuş. Dolayısıyla 1, 1 daha 2 artı. Buradan 3 geliyor. Buradan x geliyor. 3x eşittir 20 ise 3x 18'dir. X de buradan 6'dır. Bize de zaten x sormuş. Cevabımız Adana arkadaşlar. Yukarıda ABC üçgeni üzerinde 8 noktanın herhangi üçünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizebilir? Normalde herhangi üçü doğrusal olmasaydı 8'in 3 kombinasyonu diyecektim. Fakat herhangi üçü doğrusal olanlar var. Mesela şu BHC üstünde üçü doğrusal. O zaman 3'ün üçlüsünü çıkartırım. 3'ün üçlü kombinasyonu çıkartırım. Eksi derim. Şöyle gösterelim. Buradaki 4 nokta doğrusal, 4'ün üçlüsü. Yani buradan geçebilecek. Mesela şu 3 noktayı seçsen bunlar üçgen oluşturmuyor arkadaşlar. Çünkü 3'ü de doğrusal oluyor. Bunu da çıkartacağız. Ve buradaki yine 4'ün üçlüsünü çıkartacağız. Eksi 4'ün üçlüsü. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den ne oluyor arkadaşlar? 56. 3'ün üçlüsü 1, 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine. O da 4'e eşit. Yine bu da 4'e eşit. 56 eksi 9 ediyor arkadaşlar. O da eşittir 47. Cevabımız Ceyhan oluyor. Üçüncü cevabı Ceyhan. Devam edersek arkadaşlar aşağıdaki ABCD noktaları D1 doğrusu üzerinde, EFHK ve L noktaları ise D2 doğrusu üzerindedir. D1 D2 paralel olduğuna göre bu 10 noktadan D1 ve D2 doğruları dahil kaç farklı doğru geçer demiş. D1, D2 doğruları daha ise birincisi bu. Bir tane doğru da bu. İkincisi de bu yani. 1 artı 1. Şu D1 olsun. Bu da D2 olsun. Artı bir noktayı D1'den seçerim. Bir noktayı D2'den seçerim. Yine böyle kesiştiririz. 4'ün birlisi. D1'den bir nokta seçtim. 2, 4, 6. 6'nın birlisi. D2'den de bir nokta seçtim. Böylelikle 1, 1 daha 2 artı 4 çarpı 6, 24. 2 artı 24. Cevabımız 26 Denizli oluyor. Yarı çapları farklı 7 çemberin kesişimiyle en çok kaç farklı nokta oluşur? Şimdi arkadaşlar doğruların kesişiminde doğrular bir noktada kesişir. İki doğrunun kesişimi bir noktada. Ben bunu 1 ile çarpmıyorum ama iki çemberin kesişimi yarı çapları da farklı demiş. Yani çakışık olma durumları yok. Kesişimleri iki noktada mümkündür. Dolayısıyla 7'nin ikilisi dedikten sonra bu 2 ile de çarpıyorum. Çünkü her ikisinin kesişimi iki noktada mümkün olacaktır. Çarpı 2 diyorum. Buradan da 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2. Buradaki 2'ler gidiyor. Alt kere 7 de 42 oluyor. Cevabımız Edirne oluyor. Aşağıda AD çaplı çemberde 8 farklı nokta verilmiştir. Buna göre bu noktaları kullanılarak A veya E'den geçen en fazla kaç farklı doğru çizilebilir demiş. Şimdi öncelikle A'dan geçen doğruları bulalım. Şimdi iki noktadan bir doğru geçtiği için bir noktamız belli bizim. A noktası. Birinci noktam bu. İkinci noktayı seçeceğim arkadaşlar. Şu iki tanesinden bir tanesi olabilir. Şu iki tanesinden bir tanesi olabilir. Yani şu dört noktadan bir tanesi olabilir. Veya B, C, D noktalarından herhangi bir tanesi olabilir. Dolayısıyla ben bunu bir sayıyorum arkadaşlar. Çünkü B'den de geçse doğru, aynı doğru. C'den de geçse aynı doğru, D'den de geçse aynı doğru. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5'in birlisi de diyebiliriz ya da 5 de diyebiliriz direkt. 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Yani bir köşesi A olan, A'dan geçen doğrular 5 tane diyelim.
Peki farklı bir renkle E'den geçen doğruların sayısına bakalım arkadaşlar. E'den geçen doğruların sayısına bakalım. Şimdi burada da bir köşeyi E olarak belirledim arkadaşlar. Doğrum F'den geçebilir. D'den, C'den, B'den, A'dan, Y'den, H'den. Geriye kalan kaç nokta var? 7 nokta. 7 tane noktadan ve bir de E noktasından geçen de 7 tane doğru vardır. Fakat diyor ki A veya E'den geçen diyor ya. Şimdi A'dan geçenlerin içinde E de var. Hem A'dan hem E'den geçenleri saymış oldum. E'den geçenlerin içinde A da var. Dolayısıyla hem A'dan hem E'den geçen doğruları iki defa saymış oldum. A ve E'den geçenleri ne yapacağım? Çıkartacağım. Aynı kümelerdeki birleşim gibi düşünebilirsiniz. A birleşim E kümesini bulurken ne yapıyorsun? A'nın eleman sayısı, E'nin eleman sayısı. Eksi A kesim E'nin eleman sayısı diyoruz. Dolayısıyla A ve E'nin E'den geçenlerin sayısına bir bakalım. O da zaten bir tane oluyor. Değil mi arkadaşlar? Hem A'dan hem E'den geçen bir tane var. O zaman 5 artı 7 eksi 1'den 5, 7 daha 12, 1 de çıkartırsak 11. Cevabımız Adana oluyor. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D noktaları aynı çemberin E, F, G noktaları ise D doğrusunun üzerindedir. Çemberin üstündeki noktalar, doğrunun üstündeki noktalar. Köşeleri şekildeki 7 nokta olan en fazla kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Peki şöyle yapalım. Bir defa şu doğruyu hiç hesaba katmasak kaç tane üçgen çizilebilir? 4'ün üçlüsünden 4 tane. Bir tane nokta seçsek doğrudan, yani 3'ün birlisi çarpı 4'ün ikilisi. O da 3 çarpı 4'ün ikilisi 6, 18. İki tane nokta seçsek doğrudan, 3'ün ikilisi çarpı 4'ün birlisi. O da 3 çarpı 4'ten 12 olacaktır. Bunları toplarsak arkadaşlar 4, 18 ile 12'nin toplamı 30. 4 de burada 34. Cevabımız Ceyhan oluyor. D1, D2'ye paralel olduğuna göre şekildeki 7 nokta ile kaç farklı dörtgen oluşturulabilir? Şimdi dörtgen oluşturulabilmesi için arkadaşlar dörtgenin 3 köşesi aynı doğrusunda olamaz. En fazla 2 köşesi aynı doğrusunda olabilir. Dolayısıyla D1'den 2 tane seçiyorum. 4'ün ikilisi. D2'den de 2 tane nokta seçiyorum. Yani köşe seçiyorum. 3'ün ikilisi. 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi de 3. Buradan cevabımız 18 oluyor. AGM bir üçgendir. Buna göre şekilde kaç farklı üçgen vardır? Şimdi arkadaşlar şeklimize dikkatli bakarsak benim oluşturabileceğim bütün üçgenlerin köşe noktası belli. Bir köşesi belli. Bütün üçgenlerim A'dan geçecek. Değil mi? Bir köşesi A olacak. Dolayısıyla diğer iki köşeyi çizmemiz lazım. Diğer köşeleri seçersek, yani tabanım ya bu doğru üstünde olacak ya da bu doğru üstünde olacak. Hani bir noktayı ben G'den seçeyim, bir G olarak seçeyim, bir noktayı E olarak seçeyim. Öyle bir üçgen yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla tabanımı ben ya şuradaki D1 doğrusundan ya da D2 doğrusundan seçeceğim. Tabanımı seçerken tabandan iki nokta seçmem yeterli. Burada gördüğünüz gibi 5 tane nokta var. 2 tanesini 5'in ikilisi şeklinde seçerim. Burada da 5 tane nokta var. 5'in ikilisi şeklinde seçerim. Bunları da toplarım. 10 artı 10'dan 20 farklı üçgen çizebiliriz. Yukarıdaki şekilde verilen noktaları birleştirerek kaç farklı üçgen çizilebilir? Kaç tane noktamız var arkadaşlar? Bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane noktamız var. Herhangi üçü doğrusal olmayan deseydi onun üçlüsü diyecektik. Fakat üçü doğrusal olanlar var. Yani çizemediğimiz şu üç noktayla üçgen çizemeyiz. Değil mi? Çizemediğimiz üçgenler var. Onları ne yapacağız? Çıkartacağız. Üçün üçlüsünü çıkartıyorum arkadaşlar. Şu iki tanesi zaten olmaz. Şurada ne var? Dört tane nokta var. Dördün üçlüsünü çıkartıyorum. Burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5'in üçlüsünü de çıkartacağım yine arkadaşlar. O zaman hesaplarsak
10 çarpı 9 çarpı 8, 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi. 3'ün üçlüsü 1, 4'ün üçlüsü 4, 5'in üçlüsü de 5'in ikilisinden 10 oluyor. Yani 15'i çıkartacağız arkadaşlar. Şurada sadeleştirme yaparsak 3'e böldüm, 3, 2'ye böldüm, 4. 4 kere 3, 12, 120'den 15'i çıkartırsak cevabımız 105 oluyor. Yani Denizli oluyor. 11. soruda aşağıda iki şekilde ABC bir üçgende demiş. Buna göre bir köşesi A veya C noktası olan kaç farklı üçgen vardır demiş. Öncelikle bir köşesi A olanlara bakalım arkadaşlar. Bir köşesi A olanlar. Şimdi bir köşesi A olan üçgenler ya şu şekilde olabilir veya yani şu doğru üstünde olabilir arkadaşlar taban. Ya bu doğru üstünde olabilir ya da bu doğru üstünde olabilir. Tabanı seçerken tabandan iki nokta seçmemiz yeterli. Şöyle dört noktadan iki tane seçebiliriz. Yine şu dört tane noktadan iki tanesini seçebiliriz. Ya da bir tanesi B olan yine dört tane noktadan iki tanesini seçebiliriz. Üç tane doğru seçtiğimiz için üçle çarpıyorum. 3 çarpı 4'ün ikilisi 3 çarpı 6. 6 kere 3'ten 18 tane üçgen çizebiliriz. Bu üçgenin içinde bir köşesi kesinlikle A ve bir köşesi C olanlar da var arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Peki bir köşesi C olup A olmayanlara bakacağız şimdi. A olmayanlara bakacağız. Bir köşemiz diyelim ki C. Üçgenin şu A'yı da iptal edersek üçgenler neler olabilir arkadaşlar? Yine bir köşemiz B olacak. Şu şekilde bir üçgen olabilir veya şu şekilde ikinci üçgenimiz olabilir. Hani şuradaki aralardaki noktaları seçerek başka üçgenler olmuyor şeklimize göre çünkü. Dolayısıyla bir de burada, iki tane de burada var. 18 artı 2'den istenilen koşula uygun 20 tane üçgen çizebiliyoruz. Aşağıda birbirine paralel olan L1, L2, L3 doğruları ve D1, D2, D3, D4, D5 doğruları çizilmiştir. Bir kenarı D3 doğrusu üzerinde olan, bir kenarı D3 doğrusu üstünde olan kaç farklı paralel kenar vardır? Aslında yatay paralellerden bir tanesi seçilmiş. Bize düşen bir tane daha seçeceğiz. Dört tanesinden bir tanesi yatay paralel. Düşey paralellerden de iki tane seçeriz arkadaşlar. Çünkü paralel kenarın dört tane kenarı vardır. İki tanesi birbirine paralel, diğer ikisi de birbirine paralel. Şu üç taneden de iki tanesini seçerim. Dördün birlisi dört, üçün ikilisi üçün birlisinden üçe eşit dört kere üç. 12 tane paralel kenarımız vardır. Cevabımız Edirne oluyor. Geldik 3. ödev testine. 1. soruda diyor ki yukarıdaki yarım daire üzerinde 7 farklı nokta ile en çok kaç farklı doğru çizilebilir? Herhangi ikisi doğrusal herhangi üçü doğrusal olmasaydı bu noktalardan 7'nin ikilisi diyecektim. Fakat herhangi üçü doğrusal olanlar var. Biz bu doğruları çıkartmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. 4 noktadan geçen doğruları çıkartıyorum. Peki bu 4 noktadan hiç mi doğru geçmiyor? Geçiyor arkadaşlar. Bakın burada bir doğru geçiyor. Bu doğruyu da ekleyeceğim. Bu doğru da aslında bu 4'ün ikilisinin içinde olduğu için çıkartmıştık. Fakat 1 artı 1 yazarak ekliyoruz. 6 kere 7, 42, 2'ye bölersem 21. Eksi 4'ün ikilisi 6'ydı. 1 ekliyorum. 21, 1 daha 22, 6 çıkartırsak ne oluyor? 16 oluyor. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. İkinci soruda aşağıdaki D1 doğrusu üzerinde 4, D2 doğrusu üstünde 5 tane nokta vardır. D1 ve D2 doğruları A noktasında kesişmektedirler. Evet. Buna göre köşeleri bu 8 nokta olan en fazla kaç dörtgen çizebilir? Şimdi arkadaşlar bu A noktasını seçersem ben şayet dörtgen oluşturmaya çalışalım. Mesela C noktasını seçtim. Üçüncü noktayı buradan seçmiyorum artık. Üçüncü noktayı buradan seçiyorum. Çünkü üç tanesi doğrusal olursa dörtgen olmaz. Tamam üç tane nokta seçtim ben. Dördüncüyü nereden seçeceğim? Ya D1'den seçeceğim ya D2'den seçeceğim.
D1'den de seçsen, D2'den de seçsen 3 nokta doğrusal olduğu için dörtgen oluşmuyor. O zaman ben bu A'yı seçemem. A'yı iptal edeceğiz arkadaşlar. D1'den 2 tane seçeceğim. D2'den de 2 tane seçeceğim. Bu D1, D2 üstünde A'yı görmeyeceğim. Yani 3 tane noktadan 2 tanesini seçeceğim. D1 üstündeki 3 noktadan. D2 üstündeki 4 noktadan da 2 tanesini seçeceğim. Böylece dikdörtgeni oluşturacağız. Nasıl yani hocam? Mesela şunları seçelim. Bunları seçelim. Birleştirirsek bakın bir tane dörtgenimiz oluştu. Bunun gibi diğer notları seçerek siz de oluşturabilirsiniz. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine, o da 3'e eşit. 4'ün ikilisi 6'ya eşit. 18 tane dörtgen çizebilir. Cevabınız denizde oluyor. Çakışık olmayan 4 elips ile 4 çember en çok kaç farklı noktada kesişebilir? Şimdi 4 tane elipsimiz var, 4 tane çember var. Bir defa çemberleri biz biliyoruz. Çemberler çakışık değillerse 2 noktada kesişirler. 2 noktada. Elipsler ne olur arkadaşlar? Şöyle elips biraz daha yayvan hali. 2 tane elips 4 noktada kesişiyor. 4 noktada. Ayrıca çemberlerle elipslerde kesişecek arkadaşlar. Şöyle bir çember çizersem, bir de elips çizersem, bunlar da yine 4 noktada kesişebilirler. Tabii maksimum olarak düşünüyoruz. En çok sormuş bize. 4 nokta diyelim. Şimdi elipslerle elipsleri kesişelim. 4 tane elipsten 2 tanesini seçiyorum arkadaşlar. 4'ün ikilisi çarpı 4 noktada kesişiyorlardı. 4. Çemberlerle elipsleri kesiştiriyorum arkadaşlar. Burada çizdiğim şekillerin altında işlemi yapıyorum. 4 tane çember vardı. Bir tanesini seçtim. 4 tane elips vardı. Bir tanesini seçtim. Ve bunlar 4 noktada kesişiyorlar. Çarpı 4 diyorum. Artı çemberleri kendi arasında kesiştiriyorum. 4'ün ikilisi çarpı 2 diyorum. Buradan hesaplama yapalım. 4'ün ikilisi 6 idi. 6 çarpı 4 artı 4 çarpı 4 çarpı 4 artı 6 çarpı 2. 6 kere 4 24 artı 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 artı bir de ne var burada? 6 kere 2'den 12 var. 64, 74, 76, 80, 20 daha 100 ediyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oluyor. Geldik 4. soruya. Birbirine paralel 5 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel olan 6 doğru verilmiştir. Buna göre boyalı bölgeyi içine alan kaç farklı paralel kenar vardır? Şimdi boyalı bölgeyi içine alması için paralel kenarımızın düşey paralellerinden bir tanesi, şu mavi ile çizdiğim iki tanesinden bir tanesi olması lazım. Bir tanesi de şu kırmızı ile gösterdiğim üç tanesinden bir tanesi olması lazım. O zaman üçün birlisi çarpı ikinin birlisi diyelim. Yatay paralellerinden iki tanesi, bir tanesi şu iki tanesinden biri olsun arkadaşlar. İkinin birlisi diyelim. Veya onu da yine farklı renkle gösterelim. Şu siyahla gösterelim. Siyahla dedim. Evet, şu iki tanesinden bir tanesi de son paralel olsun. Üçün birlisi 3'tür. İkinin birlisi 2'dir. 2, 2. Kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3 de 24 oluyor. Cevabımız da buradan Edirne oluyor. 24 tane paralel kenar şu bölgeyi içine alacaktır arkadaşlar. Peki, 5. soruda diyor ki 40 özdeş birim kareden oluşmaktadır şekil. Buna göre şekilde boyalı bölgeyi kapsamayan, buna dikkat edelim arkadaşlar. Altını çizse daha iyi olurdu ama gözden kaçabilir. Kapsayan dediği zaman tamamen farklı sonuç çıkar ama şıklardan da anlaşılacağı üstüne kapsamayan dikkat edilerek gözden kaçmayacaktır. Şimdi o zaman ne yapalım? Deminki soru gibi kapsayanları bulalım. Neyden çıkartalım? Tüm dikdörtgenlerden çıkartalım. Kapsayanlara bakalım arkadaşlar. Düşeylerden şu 3 tanesinden biri. 3'ün birliği çarpı. 1, 2, 3, 4. 4 tanesinden biri olabilir. Yataylardan da şöyle kırmızıyla gösterdiğim 2 tanesinden biri olacaktır arkadaşlar.
kapsayanlardan ikinin birlisi. Çarpı şu aşağıda da iki tanesinden bir tanesi olacaktır. İkinin birlisi. Buradan kapsayan diyelim. Şuraya kapsayan kaç tane var bulacağız. 3 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16'yı da 3'ü çarparsak gençler 16'yı da 3'ü çarparsak 48 ediyor. 48 tane dikdörtgenimiz şu bölgeyi kapsıyor. Dolayısıyla boyalı bölgeyi kapsıyor. Peki kaç tane acaba dikdörtgen vardır? Tüm dikdörtgenlerin sayısını bulalım. Yatay doğrularda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesinden 2 tanesini seçeceğiz. Düşeylerden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesinden 2 tanesini seçeceğiz. Dolayısıyla 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 çarpı bölü 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 15 geliyor. 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. 9 kere 8 72. 2'ye de bölersek 36 ediyor. 36 ile 10'u çarpsak 360. 5'i de çarpsak 180 ediyor. 360 da 180'i toplarsak 540 edecek arkadaşlar. 540'tan da 48'i çıkartırsak 492 edecektir. Geldik son sorumuza. Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen vardır? Şimdi üçgenlerimize bakarsak bir köşesi A noktası olan üçgenler var. Bunların sayısına bir bakalım isterseniz. Kaç farklı üçgen vardır diyor. Buna bir taban seçelim arkadaşlar. Taban ya şu doğru üstüne ya bu doğru üstüne ya bunun üstüne bunun üstüne ya da bunun üstünde olacak. Tabanı seçersek şuradaki 4 noktadan ikisini seçmemiz yeterli. Veya şuradaki 4 noktadan ikisi veya her doğru üstündeki 4 noktadan 2 tanesini seçmemiz yeterli. 4'ün ikilisi diyorum. 5 tane de doğru seçtiğim için 5 ile çarpıyorum. Dolayısıyla 5 çarpı 6'dan 30 tane üçgen bu şekilde seçiliyor. Peki bir köşesi A olanlar diyelim. Köşesi A olanlar. Bir köşesi B olanlar var arkadaşlar. Tabii B olup da A olmayanlara dikkat etmeliyim ki A'yı iptal edelim artık. Çünkü A'yı bir köşesi A olanların içinde bir köşesi A olan ve B olanları saymıştım. Köşesi B olup A olmayan diyelim. Şimdi köşesi B olduktan sonra yine buna taban seçeceğiz arkadaşlar. 1, 2, şu 3 tabandan bir tanesini seçeceğim. Bu taban üstünde de noktaları kaç farklı şekilde seçebilirim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesinden 2 tanesini seçeceğim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tanesinden 2 tanesini. 1, 2, 3, 4, 5 tanesinden 2 tanesini. O zaman 3 de çarparım. 3 çarpı 10 da yine 30 oluyor. 30 da 30'un toplamı da 60 olup cevabımız Edirne oluyor.